Merhabalar herkese, iyi akşamlar diliyorum. Ben öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Şeyma Nur Selver, elektrik elektronik mühendisi, 3. sınıf öğrencisiyim. Bu sene kolumuzda yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyorum. Bugün sizlerle güzel bir yayın geçirmeyi umut ediyorum. Öncelikle size kısaca bir bu akşam neler yapacağımızdan bahsedeceğim. Öncelikle bir IEEE 101 sunumumuzla başlıyoruz. Daha sonra da komitedeki arkadaşlarımız, komitelerde görevli arkadaşlarımız ve koordinatörlerimiz kendilerini tanıtacaklar. Daha önceki yıllarımızda hep yüz yüze olduğumuz bir IEEE 101 gerçekleştiriyorduk. Bu sene ilk defa böyle oldu. Hepimiz çok heyecanlıyız öncelikle. Arkadaşlarım adına da bunu söylüyorum. Umarım siz de keyif alırsınız. Bir yanlışımız olursa da affınıza sığınıyoruz. Öncelikle IEEE'nin sunumuna başlayacağım. Ekranımı paylaşıyorum. Evet, sizlerle bugün IEEE Muğla Koçman Üniversitesi Öğrenci Kolu hakkında bir kısa bir sunumumuz olacak. Öncelikle IEEE nedir? Bunlar size bahsetmek istiyorum. Elektrik, elektronik, bilgisayar, otomasyon, telekomünikasyon ve daha birçok alanda mühendislik ve teori uygulamalarının gelişimi için kar amacı gütmeyen dünyanın en büyük teknik organizasyonudur IEEE. 1884 yılında kurulan IEEE, insanlar için insanlık yararına teknolojiyi geliştirmeyi hedefleyen bir topluluktur. Dünyanın en büyük topluluğu, en büyük teknik organizasyonu olan IEEE, üyeleri mühendislerden ve bilim insanları ve diğer uzmanlardan içeriyor. Kurucu unsur olarak elektrik elektronik mühendislerinden oluşuyor ama günümüzde bilgisayar mühendisleri, yazılım geliştiricileri, bilişim teknolojileri uzmanları, fizikçiler, hekimler ve daha birçok alandan insanla IEEE bugün de varlığını sürdürüyor. Dediğim gibi şu anda birçok içerisinde meslek grubunu bulundurmasından dolayı asıl kuruluş adının geçerliliği yitirilmiş bulunuyor. O yüzden biz genellikle IEEE olarak markalaşmış adını kullanıyoruz. Peki IEEE dünyada nasıl? Ondan bahsedelim. 160 ülkede 360 bin üyesi var IEEE'nin ve 10 bölgeden oluşuyor. Biz Türkiye olarak 8. bölgedeyiz. Bu bölgeye neleri kapsıyor? Afrika, Asya ve Avrupa ülkelerini kapsıyor. Ve 8. bölge olarak diğer uluslararası mecralarda da lider ve saygın bir topluluk olarak sürdürüyoruz, organize ediyoruz etkinliklerimizi. 8. bölgede neler oluyor? Mesleki ve toplum açısından insanların ihtiyaçlarını karşılamak için bir sürü aktiviteler ve gelişim destekleyici etkinlikler sürdürülüyor. Peki IEEE Türkiye'den bahsedecek olursak, dediğim gibi 8. bölgede yer alan bir şubeyiz, IEEE Türkiye Şubesi. Bu şubede 60 üyesinin 110 öğrenci kolu bulunuyor. Bunlarla neler gerçekleştiriyoruz? Konferanslar, workshoplar, eğitimler, teknik çalıştaylar ve daha birçok etkinlik şubemiz tarafından gerçekleştiriliyor. Bu kolların çalışmaları sayesinde üniversite ve sanayi işbirliğinin gelişmesinde büyük rol oynuyoruz. Aynı zamanda üyelerimizin mezuniyetine kadar onları iş dünyası için hazırlamaya çalışıyoruz ve iş dünyasından sonra da onları bünyemizde barındırarak gelişmeyi hedefliyoruz. IEEE Türkiye Öğrenci Kolları üyelerine ihtiyaç duyulan konularda eğitim ve workshoplarla hem yurt içi hem de yurt dışında etkinliklere katılım şansları, meslektaşlarıyla beraber büyük bir network ağına sahip olmasını sağlıyor. Size kısaca IEEE Öğrenci Kolları'nın etkinliklerinden bahsedeceğim. Türkiye genelinde 3 bölgeden oluşuyoruz. Bunlar İç Anadolu Bölgesi, Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi olarak okullarımız bu bölgeler içinde faaliyet sürdürüyorlar. Biz Ege Bölgesi'ne dahiliz. Ege Bölgesi'nde de yani diğer bölgelerde olduğu gibi her dönemde Ege Bölge toplantıları gerçekleşiyor. Bu bölge toplantıları o bölgede olan öğrenci kollarının bir araya getirilmesi için olanak sağlıyor. Bu da 20. Ege Bölge toplantısından en son gerçekleşen Ege Bölge toplantısı 9 Eylül Üniversitesi'ndeydi. Onun dışında kamplar düzenliyorlar. Bu kamplara
birçok okul katılıyor. Türkiye geneline gerçekleşiyor. Örnek verecek olursak Extreme Kampı, Türkiye Fest Kampı ve Türkiye Rast Kampı. Bunun dışında farklı etkinlikler de düzenliyoruz. Bunlardan biri çalıştay ve kongreler. Bunlar en önemli etkinlikleri arasında yer alıyor Türkiye öğrenci kollarının. Buradaki bütün öğrenciler geçmiş ve gelecek yönetimler birbiriyle tanışıyor. Bu sayede hem eğitimlerle hem de sunumlarla güzel bir konferans gerçekleşiyor. Onun dışında EGAP projesi gerçekleşiyor. Bu Elif Gizem Aksay'a projesi. Bu projede adını yaşatmak istediğimiz bir arkadaşımızın, patlamada hayatını kaybeden bir arkadaşımızın anısını yaşatmak üzere kurulan bir etkinlik. Bu sayede bu etkinlikle beraber teknik liselerdeki öğrencilerle beraber projeler düzenliyoruz ve onlara daha sonra Elif Gizem Aksay'a proje sergisinde bunları sergiliyoruz. Onun dışında bir konferansı var. Bu da yine üyelerin kaynaşması açısından hem de güzel konferanslarla gerçekleşen, sunumlarla gerçekleşen bir etkinlik. Peki IEEE Muğla Sıkı Koçman Üniversitesi nasıl? Biz IEEE Muğla Sıkı Koçman Üniversitesi olarak 2017 yılında global çapta kurulduk. Kurulduğumuz günden bu yana çeşitli robotlar, devreler ve yazılımlar ve projeler ürettik. Gerek dışarıdan gelen konuşmacılarla, gerek de hocalarımızla birçok etkinlik düzenledik, eğitim düzenlemeye çalıştık ve daha birçok workshop düzenledik. Üyelerimizi hem teknik hem de sosyal anlamda geliştirmek için okulumuzda 4 teknik olmak üzere 2 farkındalık grubu ve 2 koordinatörlük yer almaktadır. Bunlara kısaca değineceğim. Çünkü arkadaşlarımız bunları daha detaylı anlatacaklar sizlere. Öncelikle IEEE Muğla Sıkı Koçman FES Komitesi. FES adından anlaşılacağı gibi Power and Energy Society, yani güç ve enerji topluluğu üzerinde faaliyet göstermektedir. IEEE MSK RAS topluluğu da Robotic and Automation Society olarak daha çok robotik alanında büyümeyi ve etkinlikler gerçekleştirmeye çalışıyor. IEEE Muğla Sıkı Koçman CS Komitesi de Computer Society olarak ilerliyor. Bilgisayar ve yazılım alanında daha çok etkinliklerimizi düzenliyoruz ve yarışmalara katılıyoruz. IEEE Muğla Sıkı Koçman COMSO komitemizde Communication Society, daha çok haberleşme teknolojileriyle ilgilenen bu komitemizde yeni kurulmuştu ve faaliyetlerine devam ediyor. Onun dışında farkındalık gruplarımız var. 2 tane dediğim gibi. Bunlardan biri IEEE Muğla Sıkı Koçman VIE, yani uzatılmış adıyla Women in Engineering. Burada da biz kadın mühendisleri ve bilim insanlarını teşvik etmek amacıyla dünya çapında yapılan bir organizasyon. Burada biz kadınların da meslek açısından daha iyi yerlere gelmesini sağlıyoruz meslektaşları gibi. Bir diğeri de Education Activities, IEEE Muğla Sıkı Koçman Education Activities. Adından da anlaşıldığı gibi daha çok eğitimsel faaliyetlere yönelik bir farkındalık grubumuzdur. Bunlarda da biz daha çok üniversite öncesi öğrenci gruplarıyla çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Koordinatörlüklerimizden IEEE Muğla Sıkı Koçman Tanıtım ve Tasarım Koordinatörlüğü. Bizim en önemli koordinatörlüklerimizden biri. Çünkü bizim tanıtım ve tasarımlarımızı üstlenen bir ekip. Bizim en iyi şekilde diğer okullarla olsun, Türkiye çapında olsun ya da global çapta olsun bizi temsil eden bir ekip. Ve IEEE Muğla Sıkı Koçman Üniversitesi Teknik Gezi Koordinatörlüğü. Bu koordinatörlüğümüzde de sektörden daha çok faydalanmak ve iş sahalarını daha rahat gezmek için çalışmalar sürdüren bir komitemiz. Peki gerçekleştirdiğimiz faaliyetler ne bugüne kadar IEEE Muğla Sıkı Koçman Üniversitesi olarak? Öncelikle bizim ilk Türkiye olarak etkinliğimiz 14-15 Nisan'da düzenlenen, 2018'de düzenlenen 17. İGE Bölge Toplantısı. Bizim ilk ev sahibi yaptığımız bölge toplantısı ve ilk büyük etkinliğimiz. Yaklaşık 350'nin üzerinde katılım sağlandı bu etkinliğimize. 2 günden oluştu. İlk günümüz konferanslarla, ikinci günümüzde güzel bir tekne turuyla devam etti. Bir diğeri gelenekselleştirmeye çalıştığımız kariyerin Muğla etkinliği.
kendimize ait olan ilk etkinliğimiz. Adından da anlaşılacağı gibi daha çok da kariyer odaklı bir etkinlik. Bu etkinliğin ana teması olarak alanında saygın yerlere gelmiş insanların sunumlarıyla geçen bir etkinlik. Bunun dışında gelen katılımcılarımıza staj imkanı ve sektörden bir sürü şirketin gelip stand açmasıyla onların iş imkanlarının artması ya da iş bilincinin artmasını düşünüyoruz ve sağlıyoruz. Bu etkinliğimiz de iki günden oluşuyor. İlk gün dediğim gibi oturumlarla geçiyor. İkinci günümüzde yine Muğla'da güzel bir tekne turuyla devam ediyor. Bunun dışında komitelerimiz birçok etkinlik düzenliyor. Başlangıçtan artarak, ilerleyerek bir sürü etkinlik düzenliyoruz. Onlar da CS komitesinin düzenlediği etkinlikler. Birçok alanda hem hocalarımızdan hem dışarıdan konuşmacılar getirerek ya da okulumuzdaki öğrencilerden yetkin bilgisi olanlarla beraber güzel etkinlikler düzenliyoruz. Bu da Photoshop eğitimimizden. Bunun dışında Education Activity'nin birçok etkinliği oldu. Okullara gittik. Bunlar da onlardan. Yine arkadaşlarım daha ayrıntılı bilgi verdiği için hızlı geçiyorum buralara. Bu da sağdan kadın konuşmacıların gelerek katıldığı işte kadın etkinliğimizden bir tane. Ve birçok T-Talk düzenliyoruz. Bu T-Talk'larla sektörden yine kişiler getirerek arkadaşlarımıza daha samimi bir ortam kurarak onlarla onların meslekleri tanımasını sağlıyoruz. Peki biz bu sene beraber neler yapacağız? Ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle içinde bulunduğumuz durumdan dolayı biraz sıkıntılı bir süreçteyiz. Ama bu bizi asla yadırmayacak. Aktifliğimize her şekilde devam etmek istiyoruz. Ve üyelerimizden de bu aktifliği göstermelerini bekliyoruz. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarımız için güzel eğitim planlarımız var her komitemiz için. Güzel bir eğitim planlarından sonra projelere ağırlık vermek istiyoruz. Tabii ki de şu an ilk dönem için konuşacak olursak projelerimizi ilk önce planlamasını yaparak başlayacağız. İkinci dönem eğer normal eğitime geçersek, yüz yüze eğitime, projelerimizi hız kesmeden başlamak istiyoruz. Bunun için şimdiden sponsorluk görüşmelerine başladık. Bunun dışında yine birçok alanında saygın kişilerle T-Talk'lar düzenlemeyi düşünüyoruz. Bunlara şu an ilk dönem biraz daha avantajlı durumundayız. Çünkü Muğla Üniversitesi, Uluslararası Koçman Üniversitesi biraz çevre bakımından bu olanaklar için dardı. Ama şu anda güzel bir platform içindeyiz. Bu da bu arada ilk sunumumuz bizim yayın olarak. Güzel buradan yayınlar daha çok yapmak istiyoruz. Ve T-Talk'larımızı buradan gerçekleştirerek farklı şehirlerdeki konuşmacılarla daha rahat iletişim kurabileceğimizi düşünüyoruz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızdan daha çok insanlarla iletişime geçmek istiyoruz. Bu yüzden her sayfamızdan bize yazabilirsiniz. Bunlara web sitemiz de dahil, web sitemiz şu an kuruldu önceki dönem. Yine buradan da her şekilde bilgilere ulaşabilirsiniz. Bunun dışında konferanslarımızı gerçekleştireceğiz. Üyelerimizle olsun, farklı kişilerle olsun, hocalarımızla olsun bir sürü yine konferans gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Size kısaca arkadaşlarım başlamadan yönetim kurulunu da tanıtmak istiyorum. Şimdi onlar da kendilerini tanıtacaklar. Evet. Şardım, sen de başlayabiliriz. Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Şeyma, öncelikle ağzına sağlık. Çok güzel özetlediğini düşünüyorum çalışmalarımızı. Ben Çağrı Çiftçi. Kısaca kendimden bahsedecek olursam, bu yıl IEEE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığını yapıyorum. Aynı zamanda okulumuzda da Bilişim Sistemleri Mühendisliği öğrencisiyim. Şeyma'nın da anlattığı gibi yaptığımız ve yapacağımız tüm etkinliklerde online süreçte de beraber olmaya devam edeceğiz. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben de IEEE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği görevini üstleniyorum bu sene. Aynı zamanda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde elektrik elektronik mühendisliği öğrencisiyim. Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Kerime arkadaşımızın da bahsettiği gibi bu sene online süreçte hep beraber yanınızdayız ve çok güzel etkinlikler planlıyoruz. Şimdiden katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben de Osman Özkal. Bu sene IEEE Yönetim Kurulu Saymanlık görevini üstleniyorum. Yine bu senede online olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.
içinde bulunduğumuz durumdan dolayı hepiniz hoş geldiniz. Evet, şimdi sırayla komitelerimizi alacağız. Öncelikle sözü Power and Energy Society Başkanımız Mustafa'ya veriyorum. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Mustafa, Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Biraz heyecanlıyım. Eğer böyle bir takılma olursa şimdiden özür diliyorum. Bu dönem IEEE PES başkanlığını yürüteceğim. Şimdi Şeyma çok güzel açıkladı PES nedir, ne iş yapar. Şimdi her özel kurumda veya normal devlet kurumlarında olduğu gibi bu IEEE'de kendi çapında bölümlere ayrılıyor. Mesela Türkiye'yi düşündüğümüz zaman işte ticaretle ilgilenen bir kurum vardır, turizmle ilgilenen bir kurum vardır, ekonomiyle ilgilenen bir kurum vardır. IEEE'de burada bilime yön verme amaçlı bazı kurulları var. Bunları Şeyma saydı. İşte Power and Energy Society, güç ve enerjiyle ilgili insanların toplandığı bir yer. Robotik otomasyon var. Robotik ve otomasyona ilgi duyan insanların olduğu bir yer. İşte bilgisayar bilimlerine ilgi duyanların olduğu bir yer. Biz de işte bu sene Muğla çapında bu güç ve enerji ile ilgili komitenin öğrenci kolu olarak görev yapacağız. Peki şimdi genele baktığımız zaman bu komiteler hep böyle şeydir, hani nasıl diyeyim, profesörler vardır, böyle bilgi alışverişleri yaparlar. Burada önemli nokta biz öğrenci kolları olarak ne yapıyoruz? Yani IEEE, MSKU, PES öğrenci kolu olarak sizlere ne vermeye amaçlıyor? Sizlerden ne bekliyor? Bizler şimdi bunu anlatacağım biraz. Şimdi IEEE PES'in amacı nedir? Bu MSKU bakımından sizde karşı amacı nedir? Şimdi biraz doğaçlama gideceğim. Şöyle düşünelim, şu sol elin PES olsun. Bu da bir fısfıs var. Bu arkadaş da yeni doğmuş bir çocuk. Bu şişede de biraz dezenfektan ve 80 derece limon kolonyası var. Bu da bu arkadaşın hayatı boyunca kazanacağı deneyimler, tecrübeler ve perspektif olsun. Şimdi bu şişe, yani yeni doğmuş bir bebek geliyor dünyaya ve devlet tarafından şu hale getiriliyor. İlkokula gönderiliyor, ilkokulda bir deneyim kazanıyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. İlkokula gidiyor, ilkokulda bir deneyim kazanıyor. Liseye gidiyor, lisede bir deneyim kazanıyor. Üniversiteye gidiyor, üniversitede de bir deneyim kazanıyor ve bu sayede potansiyelinin yarısına kadar ulaşmış oluyor. Şimdi IEEE PES size neyi vaat eder? Bu PES'ti, hatırlarsınız. Bu yeni doğmuş, daha hatta şu an üniversiteye başlamış insan gelir IEEE PES'e. PES der ki, arkadaşım kapağını aç, sana işte seninle il dışında konferanslara gidelim, alanında uzman kişilerle konuşalım, perspektifine perspektif katalım, senin deneyimini arttıralım, workshoplar yapalım, teknik bilgini arttıralım der. Ve burada da iş bu gelen arkadaşa kalır. Yani gelir, bakar ki der ki ya ben burada olmak istemiyorum der, gider ve bu şekilde üniversiteden mezun olur. Gelir IEEE PES'e katılır ve der ki ya ben buradan kapabildiğim her şeyi kapmak istiyorum der. O zaman IEEE PES der ki arkadaşım seninle il dışında gezilere gidiyoruz, sosyalliğini arttırıyoruz, bilgini arttırıyoruz, iletişimini arttırıyoruz. Hocalarımızla, bölümden hocalarımızla, başka bölümden hocalarımızla beraber T-Talk'lar yapıyoruz. Bilgimizi arttırıyoruz, deneyimimizi arttırıyoruz, perspektifimizi arttırıyoruz. Başka ne denebilir? Beraber hep birlikte yine sosyalliğimizi arttırıyoruz. Yeri geliyor partiler dahi yapıyoruz. Ve IEEE PES ile birlikte bu arkadaşımız tam kapasiteye ulaşmış oluyor. IEEE PES'in amacı sizi tam kapasiteye ulaştırmak. Yani IEEE PES nezdinde bütün öğrenci topluluklarının amacı aslında böyle.
Şimdi hatırlarsınız, bu arkadaşın içinde şu an 80 derece limon kolonyası var. Bu bir deneyim. Bu akılda kalsın. Burada bir de ne bir öğrenci kulübüne katılmış, IEEE PES'e veya herhangi bir IEEE'ye, herhangi bir öğrenci koluna uzaktan bakmış bir arkadaşımız daha var. Parfüm. Şimdi PES burada. Şurada. Bu arkadaşımız geliyor. Bakıyor ki ya benim burada işim yok diyor ve gidiyor, eğleniyor, ediyor. Bu arkadaş yine üniversiteyi bitiriyor. Bu arkadaş bir işe de giriyor. Ama şöyle bir sorunla karşılaşıyor. İşvereni diyor ki arkadaşım burada bir sorun var. Hani o sorun da koronavirüs olsun. Burada bir sorun var. Sen bu sorunu çözebilir misin? Bana sorun çözecek adam lazım. Bu parfüm arkadaş geliyor. Koronavirüsün üstüne sıkıyor. Patron da diyor ki kardeşim sen sıktın ama koronavirüs hala orada. Bu arkadaş da diyor ki ya koronavirüs hala orada da ben çok güzel kokuyorum. Bu arkadaşa bay bay diyorlar. Ondan sonra alanında uzman birini çağırıyorlar. PES'e katılan bu arkadaşa diyorlar ki sen sorunu çözebilir misin? Koronavirüs var burada. 80 derece limon kolonyasını sıkıyor. Koronavirüs ortadan kalkıyor. Umarım dediğim anlaşılmıştır. Şimdi bu öğrenci kulüplerine, öğrenci kulüplerinin nezdinde PES'e katılan insanın faydası nedir? Dünyaya faydası nedir? Katılmayanınkini gördük. Katılanınki nedir peki? Diyelim ya dünyada bir enerji sorunu var. Acaba bu enerji sorununu nasıl çözebiliriz? Siz geliyorsunuz. Bu enerji sorunu hakkında çok güzel fikirler yürütüyorsunuz. İşte PES size bunu sağlar. Yani PES'in yapacağı şey sizi bu fısfısın şerefine nail etmektir. Umarım dediğim anlaşılmıştır. Yani zekamın el verdiği en iyi şekilde PES'in amacını ve size neler katacağını anlatmaya çalıştım. Şimdi ben sözü diğer arkadaşlara bırakayım. Eğer herhangi bir sorununuz olursa soru cevap kısmında seve seve cevaplarım. Teşekkür ederiz Mustafa. Kısaca şu anki projelerimizden de bahsedebilirsiniz devam eden. Tamam, şu an devam eden şöyle diyeyim. Bir Solar Rover projemiz var. Bu Solar Rover projesi nedir? Uzaktan kontrol edilebilen, her türlü arazi koşulunda ilerleyebilen, ki biz bunu hali hazırda şu an için askeri amaçla dizayn ettik ve bir yarışmaya da katılacağız. Koronavirüs sebebiyle katılamadık tabii. Böyle devam eden bir yarışmamız var. Güneş enerjisiyle çalışacak ve her türlü zorlu arazi koşuluna uyum sağlayacak. Bu sene şu an hali hazırda devam eden bu var. Seneye, bir sene sonraya şöyle bir proje var. İnsansız hava aracı yapacağız. Neden bir sene sonra? Tabii soracaksınız. Şu an hali hazırda PES bünyesinde olmayan bir İHA takımı mevcut. Bunda ben varım. Mesela Kerem arkadaşımız vardı. Genel sekreter. O var. Birazdan karşınıza çıkacak Computer Society Başkanı Tayyip var. Bizler bu projede şu an ders aşamasındayız. Yani bayağı bildiğiniz ders görüyoruz. Normal fizik gibi, kimya gibi İHA dersi alıyoruz. Seneye 4. sınıflar işte mezun olacak. Bizler 4. sınıf olacağız. Yeni gelen arkadaşlara biz bunları öğretmeye başlayacağız ve yeni gelen arkadaşlarla bunu devam ettireceğiz, bu projeyi devam ettireceğiz. Bundan dolayı seneye böyle bir projemiz olacak. Hani burada üstüne parmak basmak istediğim yer, uzun süreli işler peşindeyiz diyeyim. Sürekli bir yarışmalara katılma ve sürekli bir gelişim halinde olmayı amaçlayan bir topluluğuz projeler bakımından. Teşekkür ederiz Mustafa. Rica ederim. Şimdi Computer Society'yi anlatmak için Tayyip'e devre ediyorum sözüme. Evet Tayyip, mikrofonun mute kısmında kalmış galiba. Sesi açarsan. Evet arkadaşlar, teşekkür ederim.
Mustafa'ya da çok teşekkür ederim. Çok güzel başladı sunuma. İlk onun sunması da güzel oldu. Şimdi sunumuna başlayayım. Arkadaşlar ben Tayyip Özer, bilgisayar mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Bu sene IEEE Muğla Sıkı Koçman Üniversitesi Computer Society başkanlığını sizlerle beraber yürütmeye çalışacağım. IEEE Computer Society nedir? Küresel bir teknoloji lideri topluluğu için güvenilir bilgi, ağ iletişimi ve kariyer geliştirme kaynağıdır. Ayrıca bu alandaki en büyük topluluktur arkadaşlar. Dünyada Computer Society neler yapıyor? Genel araştırmacılar, eğitimciler, yazılım mühendisleri, bilişim teknoloji uzmanları, yöneticiler ve öğrencileri içeriyor arkadaşlar. 100 binden fazla üyesi var. 200'den fazla teknik konferans ve etkinliğe sponsorluk yapıyor. 550 binden fazla makale ve dijital kütüphane yayınlıyor ki çok büyük bir veri hazinesi var diyebiliriz. 17 bilimsel dergi yayını yapıyor. Türkiye'de Computer Society neler yapıyor? Bir kere Türkiye'deki Computer Society'nin en önemli etkinliği CSCon. Buna bir sonraki slide'da daha detaylı değineceğim. IEEE Extreme Türkiye Kampı'da ne yapıyoruz? IEEE Extreme Türkiye Kampı'nda IEEE Extreme Global Programlama Yarışması'na, algoritma programlama yarışmasına hazırlık yapıyoruz arkadaşlar. Bu kampa katılabilmeniz için Python, C++ veya Java dillerinden herhangi birini bilmeniz gerekiyor. Sizlerle beraber algoritma eğitimi alıp herkes yani IEEE Extreme Global Yarışması'nda hem ülkesini hem de okulunu temsil etmek için bir eğitim almış oluyor ve biz bu sene ben de katılmak istiyorum. Başvuruları 10 gün kaldı. Onunla sizinle beraber tekrar paylaşacağım sizlerle gruptan. Computer Society Education bu yine Türkiye Computer Society YouTube kanalında sizlere eğitimler veriyoruz arkadaşlar. Java, Kotlin, Scratch verildi. Bunlara hala YouTube kanalında ulaşabilirsiniz. Canlı bir şekilde size eğitim verdikten sonra bu kursları da kaydederek YouTube kanalında bırakıyoruz ki bunlara tekrar ulaşabilirsiniz diye. Arkadaşlar webinarlar düzenliyoruz. Bu webinarlarda tabii ki şu an bulunduğumuz pandemi dönemine en uygun belki de etkinlikler ve yine Türkiye Computer Society YouTube kanalında sosyal girişimcilik, siber güvenlik, blockchain, oyun geliştirme gibi alanlarda hali hazırda şu an bu webinarları bulabilirsiniz ve çok daha güzel ve yenileri bu senede YouTube hesabına eklenecek ve canlı yayında sizlerle beraber güzel etkinlikler yapılacak. CS Türkiye kampı ne peki? Siz üyelerimiz ve başkanlar burada aslında biraz ayrılıyor CS Türkiye kampında. Sizlere eğitim oluyor ve bunun yanında yine Türkiye Computer Society'yi daha iyi tanımak için bazı sunumlar, etkinlikler, oyunlar falan oluyor. Başkanlara ise yine başkanlara yönelik eğitim ve yine hem bilgisayar alanındaki eğitimler oluyor hem de genel bir kaynaşma olmuş oluyor. Hem üyeler hem Türkiye'deki bütün okullar arasında Computer Society kaynaştırma amaçlı yapılan bir kamp. Peki, evet, CSGO'dan tekrar bahsedeceğimi söylemiştim. IEEE Turkey Computer Society Congress'ın kısaltması. Bilişim dünyasına açılan sunumlar ve eğitimlerden oluşan uluslararası bir kongre arkadaşlar bu. Bilişim ve yazılım sektöründe ilgi duyan öğrencilere sektörle ilgili bilgi vermek, gelişimlerine katkı sağlamak ve öğrencileri bu sektörde yönelebilecekleri farklı alanlara yöneltmek ve teknik yönden geliştirmek amacıyla ücretsiz bir şekilde düzenleniyor arkadaşlar. Her yıl bir üniversitede oluyordu fakat geçen sene iptal oldu koronavirüs dolayısıyla. Bu sene online yapılması planlanıyor ve online olmadığı dönemdeki kontenjanları 1000 kişilik konferans kontenjanı, 3000 kişilik eğitim kontenjanı ki bunun içindeki eğitimlerde 35'ten fazla teknik eğitim içeriyor arkadaşlar ki bu çok büyük bir havuz yani istediğiniz eğitime katılabiliyorsunuz. 30'dan fazla şirkette de network şansı yakalayabiliyorsunuz. Biz Muğla Sıkı Koçman'da Computer Society'de neler yapıyoruz?
İlk başta toplantılar yapıyoruz arkadaşlar. Bu toplantılarda sizlerin görüş, öneri, fikirlerinizi alıyoruz. Orada toplantılarda aldığımız kararları dönem boyunca, yıl boyunca uyguluyoruz. Açıkçası sizler yoksanız bizim de bir burada olmamızın bir anlamı olmuyor. Hep beraber güzelce Computer Society ve kendimiz için, okulumuz için kararlar alıyoruz. T-Talk'ta genellikle okulumuzda staj yapmış, yani okulumuzda staj yapanlar veya herhangi bir devlet veya herhangi bir kurumda çalışmış tecrübe sahibi insanlarla, iş insanlarıyla konuşmalar yapıyoruz, T-Talk'lar yapıyoruz ve onların deneyimlerini açıkçası emiyoruz. Konferanslar yapıyoruz. Yine T-Talk'lardan bir tık daha fazla oluyor ve birden fazla katılımcı oluyor. Eğitimler veriyoruz arkadaşlar. Geçen senelerde verilmiş eğitimler mesela algoritma, C#, web development, Python, Unity, Flutter, Dart. Yani bunun bir sınırı yok. İhtiyaca göre her türlü eğitim verilebilir. Teknik projeler yapıyoruz ve bu teknik projelerle yarışmalara katılıyoruz. Ki yarışmalara katılmak aslında bir kültürdür ki bunu da oturtmak için uğraşacağız. Karbon ayak izi projemiz vardı geçen sene. Bir mobil uygulamaydı bu. Google Solution Challenge'da Türkiye ve Orta Asya birinciliği elde etti arkadaşlar. Bu da bizim neler istediğimizde neler yapabileceğimizi gösteriyor. Çalıştığımızda neler yapabileceğimizi gösteriyor. Topluluk mobil uygulamamız var arkadaşlar. Bu topluluk mobil uygulaması da bizim topluluğumuzda bazı sorunlar var. Mesela yani genelde her toplulukta oluyor bunlar. Yoklama alma olsun, işte etkinliği duyurma olsun ya da etkinliği paylaşma olsun. Bunları çözebilecek ve topluluğun yararına olan bir uygulama olan topluluk mobil uygulamasında yakında yayınlayacağız arkadaşlar. IEEE MedC proje yarışmasına katılacağız bununla da. Orada da umarım iyi dereceler elde ederiz. Edemesek bile tecrübe kazanacağız. Mühendislik terimleri kelime oyunu. Genellikle hazırlık 1. veya 2. sınıfları hedef alan bir uygulamamız bu da. Yine mobil düşünüyoruz. Bu oyunda da genelde mühendislikler İngilizce olduğu için bu terimleri kavramada baştaki sınıflarda karmaşalar yaşanabiliyor. Böylece bunun bir oyunla tamamen ortadan bu karmaşıklığı kaldırmak için planladığımız bir uygulama. IEEE Koçman Üniversitesi web sitemiz var arkadaşlar. IEEE.msku.com'a giderek siz de görebilirsiniz. Yine bu da IEEE Computer Society'nin projelerinden birisi. Bu sene neler yapıyoruz? Bu sene IEEE Türkiye ile Türkiye Computer Society ile beraber verdiğimiz kararla ve bir motto belirledik. Bu mottomuz "We will set the bar as always." Bu da ne demek? Her sene bundan sonra yani çıtayı bir üste daha çıkarmak ve yapabileceğimizin en iyisini yapmak ki bu zamana kadar da bu yapılmış denilebilir. Üyelerimizle belirleyeceğimiz ihtiyaçlara göre eğitimler vermeye devam edeceğiz. Şu anda benim aklımda olan Go, Python, Dart eğitimleri ve algoritma geliştirme, Flutter, Django gibi uygulamaların kullanımı. Başlangıç olarak bunları düşünüyorum ama toplantılarda mesela konuştuğumuz zaman daha da netleşecektir. Yine Computer Society altında üyelerimizin ilgi alanlarına göre ekipler kurup haftalık aylık projeler çıkartacağız arkadaşlar. Mesela diyelim 5 kişi yapay zeka ile ilgileniyor, 5 kişi web geliştirme, 5 kişi oyun geliştirme. Sizleri bir araya getireceğiz ve sizlerden hem sizden faydalanmış olacağız yani projelerle hem de sizin burada gelişebilmeniz için sizleri bir arada araya getirip çalışmanızı sağlayacağız. Projelerimizi ilerletip Türkiye genelinde ve yurt dışında düzenlenen yarışmalara katılmayı düşünüyoruz yine her bu yılda ve böylelikle okulumuza ve topluluğumuza proje kültürünü oturtmuş olacağız arkadaşlar. Ve yine webinarlara ve T-Talk'lara devam edeceğiz. Bunun ardından da Harvard Üniversitesi Profesörü David Mellon'un verdiği CS50X bilgisayar bilimlerine giriş kursunu hep beraber bitireceğiz arkadaşlar.
Bu kursu sadece izlemek değil, bunun ödevleri var, zorlu görevleri var. Bunları yine oluşturduğumuz ekiple, isteyenlerle beraber başlayıp sonuna kadar bitireceğiz. Dünyanın en iyi kursu diyorlar. Ve bu dünyanın en iyi bilgisayar bilimlerine giriş kursunu hep beraber bitirmiş olacağız. E tabi böyle hep ders, hep etkinlik, hep webinar, hep sunum falan yapmayacağız tabii ki de. Eğlenceli aktiviteler düzenleyeceğiz, sohbetler edeceğiz, oyunlar oynayacağız arkadaşlar. Senemizi çok güzel ve etkin bir şekilde geliştirmeye çalışacağız. IEEE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Computer Society olarak düzenlenen ve katılım sağlanan bazı etkinliklerden fotoğraflar göstermek istedim. Geçen senelerde verdiğimiz Python eğitimi olsun, başka şehirlere gidip katıldığımız konferanslar, etkinlikler, bölge toplantıları, kendi aramızda düzenlediğimiz değişik etkinlikler olsun. Burada hepsini görme şansı yakalayabilirsiniz. Ve yine webinarlarımızın afişleri. Ve süreden dolayı aslında sizi de fazla sıkmak istemediğim için eklemediğim niceleri var. Siz de bizim aramıza dahil olup güzel işler yapmaya hazırsanız bekliyoruz hepinizi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Tayyip. Sana küçük bir soru geldi. Hemen onu gösteriyorum. Cevaplarsam. Tabii ki. Yarışmalar ne kadar bir altyapı istiyor? Yarışma için gerekli algoritma, altyapısı, data structure bilgisini kapsıyor mu? Bu kastettiğin galiba algoritma yarışması diye düşünüyorum. Evet, onu da istiyor. Çünkü dünya genelinde olduğu için yani bayağı soru oluyor mesela. 5'in yaparsın diyelim. Devamını yapamazsın ama bu sana bir tecrübe katar. Ayrıca bu globallik isteyen bir yarışma ve biz size bunu sağlamaya çalışacağız. Yani hepiniz global olmadığınız için size bunu bir şekilde ayarlamaya çalışacağız. Bu yüzden hatta bir formda ayarlamıştım. Bunu tekrar sizinle de paylaşırım. İstiyor ama tecrübe kazanmak için de böyle şeylere katılmamız gerekiyor. En azından görmeden bilemeyiz. Teşekkür ederiz. Başka soru yok herhalde şu anlık. Bunun için teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Şimdi karşınızda Robot Gen Automation Society'yi anlatmak üzere Genel Sekreterimiz Kerem burada. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ekranım gözüküyor mu Şeyma? Evet, gözüküyor Kerem. Tamamdır. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Kerem Bıkmaz. Genel sekreterlik görevini yürütüyorum bu sene içerisinde. Ama şu anki görevimiz IEEE RAS pozisyonuna uygun komite başkan adayımız bulunmadığı için kendi tecrübelerimle, yaptığım etkinliklerle ve bu sene içerisinde kazandığım teknik diyebileceğim pozisyonlarla size IEEE RAS nedir bunu açıklamaya çalışacağım. Öncelikle isim anlamıyla başlayalım. IEEE RAS, özür dilerim bazen dilim sürçebiliyor. Robotic and Automation Society anlamına geliyor. Yani robotik ve otomasyon topluluğu olarak geçiyoruz biz. IEEE bünyesinde bulunduğu için bilimsel, edebi, eğitsel nitelik taşımak zorunda. IEEE'nin belli bir iş ahlakı, tüzüğü ve içinde barındırdığı kurallarını hazmeden ve onları topluma en uygun şekilde sunan bir yapıya sahip olmak zorundayız. Bu işin biraz daha teorik ve kurumsal kısmı diyebilirim. Misyonumuz ise üyelere, mesleğe ve insanlığa fayda sağlayan robotik ve otomasyondaki bilimsel ve teknolojik bilgilerin değişimini kolaylaştırmaktır. Biz dediğimiz gibi geniş bir coğrafyaya hizmet ediyoruz. Yani IEEE RAS dediğimiz zaman bunun içerisinde mekatronik mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik, elektronik, bilişim, bilgisayar, yazılım tüm kolları kapsayan bir şey oluyor. Gerek kendi bünyemizde yaptığımız etkinlikler olsun, gerek global yarışmalarda paylaştığımız kazanımlar olsun, bu saydığım branşların hepsini içeren etkinlikler oluyor. Vizyonumuz robotik ve otomasyonda en tanınmış ve saygın küresel organizasyon olmaktır. Zaten bildiğiniz üzere IEEE global camiada çok fazla bir şekilde hani gerek makaleler olsun, tezler olsun, bunlar üzerinde çok fazla bir paydaşlara sahip kulüp olduğu için o saygınlığını robotik kolunda da RAS'a aktarmış durumda. RAS, inovasyon, eğitim ve robotik ve otomasyondaki temel uygulamalı araştırmaları ilerletmek için çaba göstermektedir. Az önce saydığım branşlarla birinci sınıflardan, hazırlıklardan itibaren doktora tezlerine kadar her türlü robotik ve otomasyon projelerinde görev alıyoruz biz. Bunlar robotik çalışmalarda belli bir yazılımlara ihtiyaç oluyor. Alt dallara ayırdığımız zaman mesela
Mustafa arkadaşım da bahsettiği gibi drone projesi olsun, denge robotları olsun, en basitinden birinci sınıflara gösterdiğimiz, hazırlıklara gösterdiğimiz çizgi izleyen robotlar olsun. Bunlar belli bir Arduino, Arduino'nun dili, Arduino'yu kaptıktan sonra mekanik bir tecrübe, lehim ve daha nice faaliyetleri barındırması gerekiyor kişinin bireysel kazanımında. Ve biz bunları bir bireye olabildiğince aktarmaya çalışıyoruz. Robotik araştırması yapılandırılmamış ortamlarda başa çıkabilmek için yapay zekayı ve yapay zekanın uygulanabilirliğini kullanıyor. Otomasyon kısmında değinmediğim bir otomasyon kısmı da var tabii ki. O zaman yapılandırılmış ortamlarda özel bir şekilde çalışan sistemlere ve bu tür ortamların açık bir şekilde yapılanmasına odaklanan verimlilik, kalite ve güvenilirlik uygulaması ve güvenilirliği vurgular. Bunun biraz daha bir sulandırılmış versiyonunda şu şekilde aldığımız otomasyon bilgileriyle atıyorum bir robot projesi üzerindeyiz. Bahsettiğim Solar Rover projesi mesela farklı bir alt komitenin PES'in projesi dahi olsa robotikte de ihtiyaç duyulan, robotin de barındırdığı bilgilere ihtiyaç duyan bir proje. Bunun o zeminlerde yürümesini, hareket etmesini ve daha nice aktivitelerinin temel taşlarını Robotic and Automation Society'de sağlıyoruz. Globalde RAS nedir? Bahsettiğim gibi o saygınlığı yazmış olduğum rakamlarda da göreceksiniz. RAS 110 ülkede 13 binden fazla üyeye sahiptir. Amerika'da yaklaşık yarısı, Avrupa ve Orta Doğu'da çeyreği, Asya ve Okyanusya'da da aynı zamanda çeyreğini barındırır. Lisans öğrencilerinin, IEEE bünyesindeki lisans öğrencilerinin %15'i RAS üyeliğine sahiptir. Global camiada ve normal okul kulüplerinde diyebiliriz bu rakamı. IEEE MSQ RAS olarak biz ne yapıyoruz, neler yapacağız? Komitemiz ilk başkanımızın da bulduğu başarı rastlantı değildir mottosudur. Bu motto ile yola çıkarak bünyesinde kazandırdığı üyelerine kendilerini ifade edebilecek, geliştirebilecekleri ve okulu bitirdiği zaman o çarkta çıktığı anda kendine yerlere geldiğini görebilecek şeyler katmayı amaçlayan bir okul topluluğudur. Peki biz nelerle başlıyoruz? Nasıl etkinliklerle dönemimize başlıyoruz? Her dönem başında ilk seferde biz yeni üyelerimize ve öğrenmek isteyen herkese temel elektrik ve Arduino eğitimleri sağlıyoruz. Bu PES topluluğuyla beraber, Power and Energy Society topluluğuyla beraber. Bu eğitimlerde workshoplar düzenliyoruz. Arduino nedir, nasıl kodlanır, içindeki dili hangisidir ve daha nice elektrik aksanlarını, parçalarını göstererek bölüme yeni gelmiş arkadaşlarımızın en azından bölümde öğrenemeyeceği bir temel genel kültür kısımlarını onlara kazandırarak faaliyetlerimize başlıyoruz. Sonra kişilerin ilgi alanlarına, öğrendikleri bilgilere ve yapmak istedikleri, öğrenmek istediklerine göre onları alt dallara ayırıyoruz. Dediğim gibi yazılım bilen arkadaşımız bir denge robotu projesinde o denge robotunun yazılım kodunu yazmak üzerine yoğunlaşırken mekanik üzerine ilgi duyan arkadaşlarımız ise denge robotunun yapılışı, lehimli kablo bağlanması, elektrik aksanlarını takması üzerine çalışıyor. Zaten birazdan fotoğrafları da göstereceğim yaptığımız ve yapacağımız projeler üzerine. Bu sayede üyelerimiz de kendine ait hissettiği bir toplulukta bulunarak arkadaşlarıyla ve çevresiyle geri geldiği zaman hocalarından da yardım alarak gayet bir şeyler öğrenme yolunda hız kazanıyorlar. Bu sene bizleri neler bekliyor? Teknik bilgi alışverişleri, bu tabii ki her seferinde şu an yüz yüze olamıyoruz bir pandemi süreci maalesef yaşamak durumundayız ama bu teknik bilgi alışverişlerinde Discord üzerinden, Zoom üzerinden her türlü toplantılarımızda grubumuza katıldığınız andan itibaren her türlü toplantıda paylaşabileceğimiz şekilde yapacağız. Bilen bilmediğini başka bilen arkadaştan öğrenebilecek. Eğitimler üzerinden devam edeceğiz. Yine Arduino eğitimlerimiz olsun. Belki Raspberry Pi falan bu şekilde teknik aksanların ilerleyen iş hayatımızda kullanabileceğimiz teknik aksanların üzerine çalışmalarımızı sürdürebileceğiz. Projelerimiz var. RAS'ın Türkiye çapında, IEEE çapında ev sahipliği yapacağı, belki içerisinde üye barındıracağı teknik projeleri oluyor. Ve yarışmalar, dediğim gibi az önce de değindiğim gibi global anlamda ve Türkiye anlamında yarışmalara da katılabiliriz. Bu etkinliklerimizden birkaç tane fotoğrafa yer vermek istiyorum. Ben ilk başkanımızın Faruk'un bahsettiğim Arduino eğitimini verdiği, diyotları, transistörleri anlattığı bir eğitimin parçasıydı. Burada yeni gelen arkadaşlarımıza gösterdiğimiz çizgi izleyen robot, kullandığımız sensörler, parçalar, Arduino kodlamaları şeklinde ufak bir Arduino 101 gibi çizgi izleyen eğitim vermiştik. Burada da başka eğitimlerimiz, PLC ekran vardı orada. Temel elektrik ve Arduino eğitimimizden bir kare geçen sene düzenlemiş olduğumuz PES. Ben o zaman PES başkanıydım. Geçen seneki Akif arkadaşımız, RAS başkanı arkadaşımızla düzenlediğimiz etkinliğimizden kareler. Benim şu an için anlatacaklarım bu kadar. İletişim bilgilerimi buraya bırakıyorum. İstediğiniz zaman, istediğiniz şekilde bana ulaşabilirsiniz. Her türlü bilgi paylaşmaya açığım. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Biz teşekkür ederiz Kerem sunumun için. Şimdi sıradaki isminiz Communication Society anlatmak üzere Çağrı'yı davet ediyorum. Merhabalar, iyi akşamlar herkese tekrardan. Ben de başta da belirttiğim gibi yönetim kurulu başkan yardımcılığı yapıyorum. Aynı zamanda da şimdi sizlere Communication Society'den biraz bahsetmeye çalışacağım.
Communication Society nedir diye bahsedecek olursak, Communication Society dünyanın en başta en büyük telekomünikasyon mühendisleri topluluğu. Burada adından da anlaşılacağı üzere hani, iletişim toplumu diye çevirebiliriz. İletişim tabii konu olduğu zaman birçok alana değiniyor. İşte internet teknolojileri, diğer telekomünikasyon teknolojileri, bazı network teknolojileri. Hepsi bu komitemizin ilgi alanı altında. Burada bazı rakamlar var. 169 ülkede 50 bin üyesi ve 30 Sister Society dediğimiz alt topluluklarıyla beraber az önce bahsettiğim en büyük telekomünikasyon mühendisleri topluluğu unvanını elde ediyor Comsoc. Burada da sunum esnasında aralara böyle çeşitli fotoğraflarla eklenmiş durumda. Türkiye'de düzenlenmiş bir 5G Summit'i var. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliğinde. Türkiye tarafına daha fazla değinmeden biraz Comsoc'un alt komitelerinden bahsetmek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi Comsoc'un kendi teknik alanında birçok alt komitesi var, ev sahipliği yaptığı. Teknik komiteler var, isimlerini görüyorsunuz. Çok fazla olduğu için teker teker değinemeyeceğim maalesef. Onun dışında global aktivitelerle alakalı çeşitli komiteler var. Diğer teknolojilerle alakalı işbirliği yaptığı komiteler bulunmakta. Kısaca bu şekilde alt komitelerini özetleyebilirim. Bunun dışında bir de global olarak Comsoc'un yaptığı bazı etkinlikler var. Bunlardan ilki olarak IEEE Global Communication Conference'dan bahsedebilirim. Bu haberleşme alanında her yıl son gelişmelerin detaylı olarak incelendiği bir konferans. Bunun dışında International Conference on Communications var. Burada da yine haberleşme teorisi, kablosuz haberleşme, kablosuz ağ, optik ağ gibi konularda. Bu konulardaki son gelişmelerin ve aynı zamanda sunumda da belirtildiği gibi farklı teknolojik perspektiflerden bu gelişmelerin ele alındığı bir konferans. Bunun dışında da yine bunlara benzer olarak globalde birçok etkinlik düzenleniyor Comsoc tarafından. İşte Wireless Communication and Networking Conference gibi, diğer konularla alakalı sempozyumlar gibi. Bu şekilde gördüğünüz üzere telekomünikasyon alanında dünyada söz sahibi bir topluluk. Peki biraz da Türkiye'de neler yaptığına bakacak olursak. Türkiye'de çeşitli okullarda Comsoc kolları mevcut. Biz de IEEE Mola City Koçman Üniversitesi olarak henüz bu yıl Comsoc kolumuzu kurduk. Burada yine Türkiye etkinliklerinden bazı fotoğraflar var. Türkiye'de düzenlenen etkinliklere baktığımızda ilk olarak Comsoc konferansı var. Şu ana kadar iki defa düzenlenmiş bir konferans. Bu konferansta yine hem dünyada hem de Türkiye'yi etkileyen büyük telekomünikasyon gelişmeleri ele alınıyor. İşte 5G ve ötesi, haberleşme ve sanal gerçeklik gibi konular. Bu konferanslara burada da gördüğünüz gibi alanında uzman, sektörün lider firmalarında çalışan konuşmacılar daha çok davet ediliyor. Yine konferanslardan çeşitli fotoğraflar. Comsoc eğitim kampları düzenliyor konferanslar dışında, Türkiye'de düzenlenenlere baktığımızda. Bu kamplarda yine Comsoc'un alanına uygun eğitimler verilmekte. MATLAB eğitimi, 5G eğitimi, taktik veri bağı, Android Studio gibi eğitimler veriliyor. Burada eğitimleri de yine slide'da da gördüğünüz gibi Huawei gibi, Havelsan gibi firmalarla işbirliği yapılarak eğitimler verilmekte. Bu anlamda da Türkiye'yi telekomünikasyon anlamında dünyanın diğer ülkeleriyle yarışabilir bir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Yine etkinliklerimizden çeşitli fotoğraflar görüyorsunuz. Türkiye dışında burada yine bazı okulların yaptığı etkinlikler var. Bizim de bu yıl henüz Comsoc'ta yeni bir başkan belirleyip şeylere aktif bir şekilde eğitimlere başlamadık ama çok kısa zamanda biz de işte çeşitli alanlarda okuldaki hocalarımızla işbirliğiyle Muğla'da ve diğer Türkiye'deki şirketler işbirliğinde Comsoc alanında etkinliklere başlayacağız. Burada yine diğer üniversitelerin bu sefer yaptığı etkinliklerden bazı örnekler var. İTÜ'de düzenlenmiş elektronik ve haberleşme paneli, işte GTÜ'de düzenlenmiş Comday 6 paneli gibi çeşitli paneller mevcut. İTÜ'de de yine düzenlenmiş bir Arduino workshop'u, Communications Week. Bu şekilde Türkiye üniversitelerinde de etkinlikler var. Burada dediğim gibi yine çok fazla etkinlik var. Süremiz kısıtlı olduğu için çok da fazla vaktinizi almak istemiyorum. Comsoc'un sosyal medya hesaplarından, web sitesinden daha detaylı olarak inceleyebilirsiniz aynı zamanda. Burada yine bizim de yapmayı planladığımız
Aynı zamanda aramızda belki hani Komsok açmayı düşünen ya da hali hazırda bizi izleyen Komsok yönetiminde olan başkan ve başkan yardımcıları da vardır. Çeşitli workshop tavsiyeleriyle hani bitirmek istiyorum. Burada birçok tavsiye var. Slide'da da bir kısmını görebiliyorsunuz. IoT'den C4 Arduino'ya, işte Spice eğitiminden MATLAB eğitimine kadar birçok konu, dediğim gibi Komsok'un amacına hizmet eden konular bunlar. Biz de bunlardan büyük bir kısmını bu yıl düzenleyeceğiz. Düzenlediğimiz her etkinlik yine şu anda olduğu gibi YouTube kanalımızda olacak. Bu anlamda diğer komitelerimizle beraber Komso'da şey yapmak için, Komso'nun da akışına hakim olmak için bu kanalda bizi takip etmenizi öneriyorum. Son olarak bahsetmek istediğim yarışmalar var. Komso'nun düzenlediği global yarışmalar. Burada ilk önce IEEE Komsek Student Combination yarışması var. Bu yarışma, burada da gördüğünüz gibi, haberleşme teknolojilerini kullanarak insanların yaşamlarını iyileştirme, insana ihtiyaçlarına yönelik çözüm üretme ile alakalı bir yarışma. Bunun dışında IEEE Extreme'de Tayyip az önce CS'de bahsetmişti, yine Komsok olarak da katıldığımız yarışmalardan. TÜBİTAK Üniversite Öğrenciler Arası Araştırma Proje Yarışmaları, Teknofest Yarışmaları, Hello Tomorrow'un Startup Yarışmaları, bunların hepsi yine Komsok olarak katıldığımız yarışmalardan. Bu şekilde sunumumu noktalayabilirim. Dediğim gibi, az önceki workshop kısmında da bahsettiğim gibi, yarışmalarda da bahsettiğim gibi, yarışmalarda yer almak ve workshoplarda da kendinize telekomünikasyon alanında bir şeyler katmak için sizleri, bizi takip etmeyi, devam etmeye davet ediyorum. Sunumum bu kadardı. Sorunuz varsa alabilirim, yoksa da devam edebiliriz aynı şekilde. Sunumun için teşekkür ederim. Teşekkürler. Sanırım yok gibi. Yine arkadaşlar, sunumlardaki, yani eğer takılan bir yerler varsa bunu sunumun sonunda da sorabilirsiniz. Dinleyen herkese teşekkür ederim. İyi akşamlar. Evet, şimdi de Education Activities Komitesi'ni anlatmak için bir davet ediyorum. Merhaba Nil. Merhaba. Slide'ım gözüküyordur umarım. Gözüküyor değil mi? Evet. İyi akşamlar öncelikle hepinize. Ben Nilva Aracık. Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. 3 yıldır bu IEEE Müzik Bilgisayarındayım. Bu yılda başkanlığını yürüttüğüm EA diye bahsedeceğim artık. Education Activities'in 101 sunumu yapmak istiyorum şu an. Öncelikle educational activities ne demek? Bunu birazcık daha size sosyal sorumluluk projesi değil, hani bu algıyı kırmak için size bu sunumu yapmak istiyorum. Üniversite öncesi öğrencilere, üniversite öğrencilere ve genel kamuoyu bilim mühendisliği öğretmeyi amaçlarken aynı zamanda çevresel ve toplumsal sorunlara mühendislik yaklaşımıyla çözümler üretiyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Birazdan yaptığımız etkinliklerle aslında daha iyi anlayacaksınız. O yüzden ben etkinliklerin üzerinden gitmek istiyorum. Hani yaptığımız etkinliklerden bahsetmek istiyorum öncelikle. İlk olarak hedeflerimiz doğrultusunda geçen yıl yaptığımız ve ondan önceki yıl yaptığımız ve bu yıl yapmayı planladığımız etkinliklerden bahsedeceğim. Teach and Make etkinliğimiz. Teach and Make adından da anlayabileceğiniz üzere ilk başta kendimize ve ekibimize öğrettiğimiz, ardından bunu gidip lise ya da ortaokul çağındaki çocuklarla birlikte, tabii ilkokulda olabilir, bu tamamen bizim tercihimize bağlı, öğrettiğimiz bir etkinlik. Geleceğindeki okulu gör etkinliği de şu şekilde oluyor. Bu aslında VED'de STAR projesinden birazcık daha aşina olduğumuz bir etkinlik. Kendi bölümlerimizi anlattığımız, bu yılda bunu online şekilde okullara bağlanarak yürütebileceğimiz bir etkinliğimiz. Online eğitimlere pandemi süresinde daha fazla yükleneceğiz. Çünkü biliyorsunuz okullar açılmadı. Aslında en çok da bence bizim komiteye etkiledi bu. Ama ikinci dönem bu şekilde bilime yön verenler olsun, bilim deneyler olsun, harf kod olsun bu şekilde devam ederken bu dönem daha çok robot el ve online eğitimlere yönelik bir çalışmamız olacak. Peki online eğitimlerde ne vereceğiz? Mesela işaret dili olabilir, bir diksiyon kursu olabilir ki bunu vermiştik sertifikalı bir şekilde. Artık üyelerin o anki hani isteğine, oylarına bağlı olarak bir eğitim vermeyi planlıyoruz. Peki biz MÜSPİA olarak neler yaptık? Onlardan bahsedeyim, İYİ'nin yapısını daha çok net anlayın ilk önce. İlk önce bilim deneylerinden bahsetmek istiyorum. Biz 4. sınıflara yapmıştık ilk bilim deneyleri etkinliğimizi. Çocukların müfredatına uygun, o dersleri soyutluktan birazcık daha çıkartıp somut moda getirip, sadece tahtada değil de ya da defterde değil de bu çocuklara görsel bir şekilde eğitim vermeye başladık burada. Bunu da şu yandaki görsellerden göreceğimiz üzere
Zehra ile birlikte çocuklara akciğer deneylerini anlatıyorduk. Bu şekilde çocuklara daha fazla nasıl derler, hani soyut eğitim değil de somut eğitim vermeyi planlıyoruz. Daha çok bilime ulaştırıyoruz çocuklara. İkinci olarak farkındalık videoları. Dediğim gibi biz sosyal sorumluluk projesi değiliz ama farkında olmak hepimizin görevi. Bunun dışında 10 Kasım ve lösemi çocuklar ya da hastalar haftası olarak bir etkinlik düzenledik. Bu videoda çok fazla ses getirdi. Bizim amacımız bu. Biz farkındayız, çevremiz de farkında olmak. Burada teknoloji nerede diye sorarsanız sürekli paylaşıp sürekli bir yerlerde yayınlamaya çalıştık bu videoyu. Yayınlarken de insanları bu farkındalığa ulaştırmaya çalıştık açıkçası. Bu yıl da devam edecek bu şekilde. Ya hani online bir şekilde videolar çekerek yaparız ama bu etkinliği kesinlikle hani bitirmek istemiyoruz kulüp olarak. Ardından Heart of Code eğitimimiz var. Burada çocuklar aslında puzzle gibi bir şey yaparak bilgisayar üzerinden onlara Heart of Code eğitimi veriyoruz. Bu sayede hem koklama hem yazılımı öğreniyorlar. Birazcık da teknolojiyle içli dışlı olmalarını sağlıyoruz açıkçası. Kullandıkları elektronik cihazların hani iç mekaniğini tabii ki de anlatamayız ama en basic yani alttan başlayarak çocuklara bilime ulaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü biz bu etkinliğimizde şunu fark ettik. Daha hiç bilgisayar kullanmamış ve bir sürü çocuk vardı. Ne kadar çok çocuğa ulaşabilirsek o kadar çok iyidir gözüyle biz bu yola çıkmıştık zaten 1,5 yıl önce. O yüzden bu fikrimiz hala devam edecek. Ama pandemi dolayısıyla birazcık bunları hani daha az ekiple devam etmek istiyoruz açıkçası şu anlık. Ardından bizim ve herkesin çok sevdiği Bolu'yuk etkinliğimizden bahsetmek istiyorum. Bolu'yuk ilkokulu aslında bir köy okuluydu. Biz onları birazcık da bilime aşılamak, teknolojiye aşılamak ve aynı zamanda kız öğrencilerimizi birazcık da hani biz de yaptık, siz de yapabilirsiniz algısı kazandırmak için onlara hem bilime yön verenler, bunu Ceren'le ikimiz, geçen yılın başkanı Ceren'le ikimiz isim babası olduğumuz bir etkinlikti. Onlara Türk bilim insanlarını anlatıp daha çok hani yabancı bilim insanları genelde hep bilinir ya, bu algıyı kırarak birazcık da Türk bilim insanları da var algısı yaratmaya çalıştık aslında. Sabahki ekibimiz küçük çocuklarla birlikte origami yapıp bilim deneyleri yaptı. Ardından onlarla birlikte sohbet ettik, bölümlerimizden bahsettik. Herkes evet bir mühendislik biliyor ama ne olduğunu, alt tarafını bilmiyor. Onlardan bahsedip bol bol sohbet ettik çocuklarla. Ardından kardeş okullarımızla çok güzel bir etkinlik geçirmiştik. 72 tane öğrenciye bilim deneyleri yapmıştık. Bunda da birazcık daha bilim deneylerini daha farklı yapmıştık açıkçası. Bir konferans şeklinde yaptık. Koca bir salonda 72 öğrenci ve 3 üniversite vardı. Ardından birlikte oturup yine iletişime geçtik. Hani neler yapabiliriz, nasıl yollar bulabiliriz diye. Çünkü tamamen bizim etkinliklerimiz aslında çocukların yararına olduğu için birazcık daha düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Hani birazcık daha evet kendimizi de eğitiyoruz. Aynı zamanda dediğim gibi online eğitimler de olacak ya da atıyorum birazdan bahsedeceğim robot eğitimi de tamamen bizim için. Ama bizim asıl amacımız eğitimsel aktiviteler olduğu için bunu sosyal sorumluluk projesine kaymadan hani şu an elimizde Muğla olduğu için Muğla'da ulaşabildiğimiz kadar çok çocuğa teknolojik hani sorunlarına ya da bazı sorunlarına çözümleri teknoloji kullanarak onlara ulaşmaya çalışıyoruz açıkçası. Bu da robot el projesi. Bundan az önce bahsetmiştim. Bu maalesef ikinci dönem gerçekleşecekti. Fakat pandemiden dolayı olmadı. Birkaç böyle malzemesini çıkarmıştık. Fakat dediğim gibi devamını getiremedik. Ama bunu bu yıl ilk başta yapacağımız hani YK olsun, İK olsun tamamen destekledikleri ve hepimizin canla başla uğraşacağı bugünden itibaren güzel bir koordinasyon ekibiyle olur ya da ekiple olur. Nasıl devam edecek bilmiyorum. O şekilde devam edebileceğimiz bir robot el. Bu da aslında çocuğu ilgilendiriyor. Bir çocuk için biz kolu yapıyoruz. Hem kendimiz öğreniyoruz, Blender eğitimleri vererek bunları yapıyoruz. Hem de bir çocuğun yüzünü güldürüyoruz. Bu şekilde benim anlatacaklarım. İletişim bilgilerim bunlar. Herhangi bir hani okulla ilgili bir sıkıntı olur, kulüple ilgili bir sıkıntı olur ya da sorusu olan bana ulaşabilir buralardan. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok güzel bir sundu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim seninle. Evet, şimdi Women Engineering Komitesi'nin sunumu var. Bunu şu an ben gerçekleştireceğim. Çünkü şu anda başkanımız mevcut değil kolumuzda. Daha önceden ben de bu görevi yaptım. 2 sene önce VİA başkanlığı yapmıştım kolumda. Şu an mentor olarak buradayım. O yüzden bunu anlatmaktan çok keyif alıyorum öncelikle. Bunu söylemek istedim.
Öncelikle Viyana'da bundan başlamak istiyorum. VIE, yani Women in Engineering, kadınları mühendislik, bilim, kariyer ve yönetim alanlarını destekleyen uluslararası en büyük teknik örgütü. Yani örgüt dediğinize bakmayın, yani bu gerçekten güzel bir topluluk. VIE, kadınların mühendislik, bilim teknolojileri, matematik alanlarında güçlü ve yaratıcı olmalarını ve aktiflerinin artmasını amaçlar. Aynı zamanda VIE, kadın ve erkeklerin bilim, sanayi, teknoloji ve toplumsal kariyer alanlarında birlikteliğini ve eşitliğini görür. Burası çok önemli. Yani biz kesinlikle bir üstünlük talep etmiyoruz. Sadece diğer meslektaşlarımızla aynı konumda aynı şekilde çalışmak istiyoruz. Böylece teknik disiplinlerde kadınların daha kolay iş bulmalarını ve iş hayatlarını daha rahat sürdürmelerini hedefliyoruz. Mottomuz da IEEE'de mühendislik hem kadın hem erkek işidir. Peki VIE'nin amacı ne? Hedefimiz kadınların teknik disiplinlerde, küresel düzeyde işe alımlarını ve korunmasını sağlamak. IEEE kadınların ve erkeklerin toplum içinde çeşitli yeteneklerini kullanarak insanlığın yararına yenilik yapmak için çalıştığı ve birliktelik sağladığı bir organizasyon olmasını istiyoruz ve sağlıyoruz. Türkiye etkinliklerinden bahsedeyim kısaca. VIE kampı düzenliyoruz. Daha önce düzenlenen bu kamplardan, 2 sene öncekinden. Ve VIE konferansı düzenlemiştik. Geçtiğimiz dönemde VIE kongresi olarak devam edecekti. Ama pandemiden dolayı devam edemedik. Bu sene tekrar güzel bir şekilde devam edeceğimize inanıyorum. Peki IEEE'de neler yaptık VIE olarak? Geçtiğimiz yıllarda Sabiha Gökçen Model Uçak Workshop'u düzenlemiştik. Her sene 8 Mart haftasında Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamıyla çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Buna işte kadın adını veriyoruz. İlk yaptığımız sene fakültemizdeki kadın öğretim görevlilerimiz katılmıştı. Bu ondan bir afişimiz. Ve daha sonra sahada kadın paneli gerçekleştirmiştik. Bunda da alanında saygın yerlere gelmiş kadın konuşmacılarımızın katıldığı bir etkinlikte. Her sene düzenlemeye çalıştığımız ve çok önem verdiğimiz etkinliğimiz var. Star Projesi. Bu yine 2 sene önceden bir görsel. Geçen sene yapacaktık, yapamadık pandemiden dolayı yine. Ondan önceki sene de yaptık. Star Projesi'ni biraz anlatayım. Star Projesi'nde de lise öğrencilerine, özellikle kız öğrencilere, mühendislik ve bilim dallarını aşılamaya çalışıyoruz. Ve tercih yapacak öğrencilere daha çok yoğunluk veriyoruz 11. ve 12. sınıflara. Bu şekilde onların da bu mesleklere teşviğini sağlıyoruz. Yine kolumuz içerisinde gerek okuldan hocalarımız, gerek de dışarıdan gelen konuşmacılarla T-Talks'lar düzenliyoruz. Bu T-Talks'larla öğrenciler ve gelen konuşmacı gerçekten çok samimi bir ortam yakalıyor. Ve yine bir işte kadın etkinliğimizden sonra gelen konuşmacımızın bizi fabrikaya davet etmesiyle, fabrika dediğim yerde yatan termik santral. Buraya bir teknik gezi düzenledik VIE ekibi olarak. Bu da güzel bir, bizim için farklı bir deneyim oldu. Yine bu da bir Steve Talks'umuzdan. Bu da geçen sene gerçekleşen Star projemizden, yine lise öğrencilerine sunumların dışında projelerimizden de bahsettik. Bu da geçen sene gerçekleştirdiğimiz işte kadın etkinliğimizden. Bunun dışında sadece böyle etkinliklerle uğraşmıyoruz. Aynı zamanda bizim sosyal açıdan da yani geliştirebilecek etkinliklere de yoğunlaşıyoruz. Burada bize faydası olabilecek ya da bizi cesaretlendirebilecek filmleri sergiliyoruz. Yine de free talk'umuzdan, bu da fakültemizin tek kadın profesörü olan Gonca Kuşçu'dan. Ve bunun dışında da farkındalık etkinlikleri yapıyoruz, farkındalık standları kuruyoruz. Bunu daha önce geçen senelerde düzenlemiştik, meme kanserine farkındalık ayında, Eylül ayıydı. Bunun için yaptığımız bir etkinlikti. Yine staj günlükleri etkinliğini düzenledik. Burada özellikle daha çok kadın öğrencilere yer vermek istedik. Çünkü böylelikle yaşadıkları zorlukları ya da yani mobbinge uğradılar mı ya da herhangi bir şeyde hani nasıl davrandılar onları öğrenmek için ya da
sattıkları deneyimleri paylaşmaları için bu etkinliği düzenlemiştik. Yine İşte Kadın, geçen sene düzenlediğimiz İşte Kadın etkinliğinden bu etkinliğimizde de 4 adet konuşmacımız katıldı ve ADM Elektrik Dağıtım bize sponsor olmuştu. Güzel bir etkinliğimizdi. Hani şu anlık bu kadar ve bu sene birçok etkinlik daha gerçekleştireceğiz beraber. Çünkü VİA gerçekten önemli bir kolumuz, komitemiz. Ve bu şeyde ilerlerken hani hep beraber ilerlemeyi gerçekten çok önemsiyoruz. Çünkü VİA sakın hepimizin kafasına şey olarak algılanmasın. Feminizm tarzı ya da sadece kadınların katıldığı bir komite olarak yer almasın. VİA'da biz erkek ve kadın öğrencilerimizle beraber, üyelerimizle beraber aynı amaç uğrunda çalışıyoruz. Hep ben şunu söylüyordum daha önceki yıllarda da. Erkek öğrenciler gelecekteki meslektaşlarını seçiyorlar. Çünkü işte cinsiyet yoktu ve nasıl yapıldığı vardır o işin. Kadın öğrenciler de kendilerini daha ileriye götürmek için, meslektaşlarıyla aynı çizgide ilerleyebilmek için bence kesinlikle VİA'ya katılmadılar. Ve bu konuda gerçekten kendi deneyimlerime dayanarak gerçekten güzel sonuçlar gördüklerini söylüyorum. Evet, şimdi benim sunumum bu kadardı. Sorularınız varsa yine alabiliriz en sonunda. Şimdi tanıtım tasarım koordinatörümüz Ülke'ye vereceğim sözü. Ülke. Evet. Sesini açabilirsiniz. Ülke, kapalı şu an. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Şu an sunumum... Bir saniye. Sunum görünüyordur umarım. Merhaba arkadaşlar. Ben Ülkü Başak Demir. Bilişim Sistemleri Mühendisliği öğrencisiyim. IEEE'de tanıtım ve tasarım koordinatörüyüm. Öncelikle tanıtım nedir, tasarım nedir? Tanıtım, düzenlenen bir etkinliği, planlanan bir projeyi duyurarak geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlar. Tasarım ise tanıtımın görsel dilidir. Tanıtımı daha iyi etkili kılar. Koordinatörlüğümüzün görevi nedir? IEEE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi çatısı altında toplanmış olan bütün komitelerin, etkinliklerin, projelerin ve eğitimlerin tanıtımını yapmak için profesyonel araçlar kullanarak tasarımlar oluşturur. Ya yapılan tasarımların önemi kadar tanıtımı da önemlidir. Yani tanıtım sadece bir etkinliğin, projenin tasarımını yapıp sosyal medyada yayınlamak değildir. Mesela bir önceki slaytta geçen dönemki etkinliklerin hani komite tanıtımları için fakültelerde açtığımız standlar, yani fotoğrafları olmasa da panolara afiş hazırladık. Bazı etkinliklerimizde kampüste broşürler dağıttık. Yani burada bizim amacımız nasıl daha iyi etkileşim sağlayabiliriz diye fikir üretmek. Hem tanıtım hem de tasarım kısmında. Koordinatörlüğün görevlerine devam edecek olursam, etkinlik öncesi tanıtımı, afiş tasarımı ve video tasarımlarını hazırlar. Etkinlik öncesi sosyal medya etkinlik tanıtımı görevini üstlenir ve katılımcıların etkinlik ile ilgili tüm bilgilerine ulaşmasını sağlar. Etkinlik sonrası fotoğrafları hazırlar ve sosyal medya paylaşımlarını yönetir. Koordinatörlüğümüzün asıl amacı kulüp tanıtımı için çalışmak olsa da bunun yanı sıra eğitimler de vermektedir. Burada geçen senelerde verilen Photoshop eğitimlerinden birkaç tane kare. Burada bizim ilk topluluğumuzun ilk dergisi geçen yılki tanıtım tasarım koordinasyon ekibi olarak düzenleyip e-dergi olarak yayınladığımız dergimiz, web sitemizden ulaşabilirsiniz. Onun dışında biz bu yıl ne yapacağız tanıtım tasarım koordinatörlüğünde? Sosyal medyaları aktif tutacağız, hesaplarımızı aktif tutacağız. Çünkü pandemiden dolayı bize çok büyük yük düşüyor. Çok yükümüz var bundan dolayı. Sadece Instagram'da değil, aynı zamanda YouTube'da, Twitter'da da aktif olacağız. Topluluğumuzu sürdürebilir kalacağız. Onun dışında sosyal medyada, Instagram'da haftada 3 ayrı temada postlar paylaşacağız. Planladığım bunlar var. Onun dışında tanıtım ve tasarım ekipleri kuracağız. Yaptığımız tasarımları burada tartışacağız. Daha iyi nasıl geliştirebiliriz diye konuşacağız burada. Eğitimler vereceğiz. Bizim verdiğimiz Photoshop eğitimleri dışında
İşte üyelerden gelen istekler doğrultusunda alanında uzman kişilerle iletişim kurarak belirleyeceğimiz bir platformda artık canlı yayın çok yaygın, canlı eğitim çok yaygın olduğu için çok kolay bir şekilde eğitimleri sağlayabileceğiz. Tanıtım tasarım olarak bu kadardı. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Biz teşekkür ederiz Ülke. Şimdilik bizim sunumlarımız bu kadardı. Eğer sorularınız varsa yazabilirsiniz herhangi bir topluluk hakkında olur. Bölümler hakkında bir tane soru gördüm. Bölüm ne zaman akredite olacak? Onu şu an biz bilemiyoruz maalesef. Okul hocalarımıza bağlı bir şey. Onun dışında inşallah sevmişsinizdir sunumumuzu. Bizim için ilk defa böyle bir deneyim oldu. Umarım da bundan sonra güzel etkinliklerimiz böyle devam eder. Katıldığınız için hepinize teşekkür ederiz. Başta da şey olarak geçmiştim, altyazı olarak. Sosyal medya hesaplarımızı ve web sayfamızı açıklama linkinden bulabilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ayrıca ile kalın.